Mutlu geceler efendim. Kanal Fırat ve Kanal E ortak canlı yayınında Elazığ'ın nabzı programıyla karşınızdayız. Bildiğiniz üzere 14 Mayıs'ta yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği genel seçimlerine sayılı saatler kaldı. Bizler de bildiğiniz üzere burada milletvekili adaylarını oldukça sık konuk ettik. Oldukça sık onların izlenimlerini sizlere aktarmaya çalıştık. Artık bildiğiniz üzere seçim yasakları da başladı. Biz de burada artık bu saatten sonra neler yapılacak, seçimle ilgili neler olabilir bunları konuşacağız. Bugün de çok değerli, çok kıymetli bir konumuz var. Avukat Aziz Dinç bizlerin canlı yayın konuğu. Öncelikle hoş geldiniz başkanım. Hoş bulduk, iyi yayınlar. Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız, iyi misiniz? Bizler deyiz hocam. Bildiğiniz üzere artık seçime sayılı saatler kaldı. Büyük bir temponun, büyük bir çalışmanın sonuna geldik. Burada sizler hem neler söyleyeceksiniz ekranda bizleri izleyenlere, ondan sonra da konuya giriş yapmış olalım. Şimdi öncelikle çok güzel bir süreç geçirildi. Uzun yıllardır siyasetin içerisinde olan gerek evet. Bir parti yöneticisi, bir parti başkanı veyahut da aday olarak çok fazla seçime şahit olduk. Bu seçim hem hareket açısından hem renklilik açısından, tabi burada medya ve sosyal medyanın çok büyük etkisi var. Onlarca aday adayı, Türkiye genelinde binlerce aday adayı 9 Nisan'a kadar evet. aday adayı olarak mücadele etti. 9 Nisan'dan sonra Yüksek Seçim Kurulu'na listeler teslim edildikten sonra her ilde aday adayı, yani örneğin şu anda 20 parti ve artı bağımsızlar seçime giriyor. Yüzlerce aday adayı bu yarış içerisinde beni sevindiren, gerek aday adaylığı süreci içerisinde, gerekse adaylık süreci içerisinde birbirimizi kırmadan, evet. dökmeden çok güzel bir seçim süreci, çok renkli bir seçim süreci yaşadık. Bu vesileyle birbirimizi kutuplaştırmadan, ötekileştirmeden, sen ben kavgasına girmeden, özellikle aday arkadaşlarımız, gerek parti nezdindeki adaylar, gerekse bağımsız adaylar, herkes kendine yakışır şekilde, Elazığ'a yakışır şekilde kendi doğrularını anlatmayı, siyasetteki hedeflerini anlatmayı, projelerini anlatmayı, yarına yönelik yapacaklarını anlatma konusunda çok seviyeli, hepimizin hoşuna giden bir seçim süreci yaşadık ve artık son düzlük dediğimiz sandık önümüze geldi. Ben başta bu ortamı sağlayan, Elazığ'da güzel bir seçim atmosferi yaşamamıza sebebiyet veren tüm adaylara, tüm siyasetçilere, tüm bağımsız adaylara, siyasi partilere Elazığlı bir seçmen olarak teşekkür ediyorum. İnşallah yarın da aynı tempoyla, aynı saygı çerçevesinde kesinlikle. Sandığa gideceğiz. Buradaki bizim akıl verecek ve tavsiyede bulunacak durumda değiliz. Demokrasilerde bir kural vardır. Sandığın iradesine saygı duymak lazım. Nihayetinde partiler tüzükleriyle, seçim çalışmalarıyla, bağımsız adaylar kendi projeleriyle, artı fikirleriyle, şehre sorunlarıyla ilgili çıktılar. Kendilerini evet. Basın vasıtasıyla, sosyal medya vasıtasıyla, kahve toplantılarıyla, seçim bürosu açılışlarıyla, ilçe gezileriyle kendilerini ifade ettiler. Burada bu ifade doğrultusunda kimler kendini iyi ifade etmişse, halkın nezdinde kabul görmüşse onlar yansıyacaktır. Çünkü bunu söylerken de özellikle biz programlarımızda Yüksek Seçim Kurulu'nun seçim takvimi doğrultusunda seçim yasakları başladığı için herhangi bir parti herhangi bir şekilde evet. zikretmeden sadece buraya gelmemizin sebebi seçim kanununu anlatmak, seçim sistemlerini anlatmak. Seçim sisteminin dışında vatandaşın oyları nasıl kullanacağını anlatmak. Dediğim gibi bu televizyonların Allah razı olsun kapıları her zaman bize açıktı. Kuruluşundan itibaren çok çeşitli vesilelerle geldik. İşte evet. aday olarak geldik, spor temsilcisi olarak geldik, siyasi partisi, STK temsilcisi. Bugün de avukat olarak yarın seçimin nasıl yapılması gerektiğini, oy nasıl kullanılacak ve bunu bağlı olarak da seçim sistemlerini anlatmak amacıyla geldik. Yarınki yapılacak seçim nihayetinde önümüzdeki 5 yıl ülkemizi temsil edecek Cumhurbaşkanı'nı ve 600 vekili seçeceğiz. Bu iradeyle biz seçime sandık başına gideceğiz. Evet, burada tabii ki sizin de özellikle değindiğiniz sevgi, saygı çerçevesi içinde
bir süreç yürütüldü. İnşallah seçim günü de aynı şekilde davranır tüm adaylar. Bizlerin de tek temennisi Elazığ'ımıza iyi hizmet edecek, ülkemize güzel hizmet edecek kişinin seçilmesi ve onun hayırla seçen kişinin de hayırla seçilmesini temenni ediyoruz. Tabii ki burada önemli olan seçim günü, çünkü artık çok kritik bir süreç. Vatandaşlar oylar kullanacak. Vatandaşlar burada nelere dikkat etmeli? Burada sandık başında görev alan kişiler nelere dikkat etmeli? Burada özellikle artık hem seçmenler hem de burada müşahitler özellikle nelere dikkat etmeli? Şimdi Yüksek Seçim Kurulu özellikle 28. dönem milletvekili ve cumhurbaşkanlığında oy kullanacak seçmenleri 31 Aralık 2022 tarihindeki nüfus sayımı esas alarak ülke şehirlerin nüfuslarına dikkat alarak seçim kanuna göre öncelikle bir seçim takvimi açıkladı. Bu seçim takvimine çok fazla süremiz kısıtlı olduğu için girmeyeceğim. Seçim takvimi doğrultusunda listeler astıklandı. Listeler kesinleşti. Evet. Listeler kesinleştikten sonra her şehrin seçmen sayısı ortaya çıktı. Seçmen sayısına göre de sandık sayıları tespit edildi. Yüksek Seçim Kurulu'nun almış olduğu kararlar doğrultusunda 360 ile 380 bandında şehir merkezlerinde ve ilçelerde bir sandıkta oy kullanılabiliyor. Bunun yanında köylerde ise 400'e kadar evet. seçmen olan tek sandıkta oy kullanabiliyor. Şimdi yarın özellikle baktığımızda sabah başlayacak seçime vatandaş gitmeden önce Yüksek Seçim Kurulu tarafından adreslere gönderilen veyahut da muhtarlıklara gönderilen seçmen listeleri var. Evet. Bu seçmen listelerini oy kullanacak arkadaşlar alırlarsa hemen orada daha seri oy kullanmış olurlar hem de zaman kaybetmez olurlar. Çünkü bir okulda veyahut da bir seçim çevresinde 8-10 tane sandık var. Bu sandıkta hangi sandıkta oy kullandığına gidip orada listeden bakmak yerine bunu Yüksek Seçim Kurulu'nun sayfasından veyahut da E-Devlet vasıtasıyla da örneğin ben yarın Cemil Meriç Lisesi'nde oy kullanacağım. Benim sandık numaram da gelmiş, seçmen sıram numaram da gelmiş. Bunlarla gidersek gittiğimiz vakit zaten sandık Yüksek Seçim Kurulu ve il seçim kurulları tarafından oluşturulmuş sandık kurulları var. Yani bir sandık başkanı ve diğer kurullar var. Bir de bunun yanında partilerin sandıkta yapılan işlemleri gözetmesi için müşahit dediğimiz arkadaşlar görev evet. alacaklar. Seçmen seçim bölgesini kullanacak okula gittiği vakit kimliğini mutlaka götürsün. Yani orada hı hı. kimlik götürmeden oy kullanması imkansız, ikinci bir zaman kaybı olmasın diye. Evet. Seçmen listesiyle veyahut da hangi sandıkta oy kullandığını veyahut da seçmen sırasını bilirse hiç olmazsa sandık başındaki o birikmeleri de engelleyebilir. O yoğunluk da hafifler. Evet. Kimliğine gittiği vakit sandık kurulundaki arkadaşlara kimliğini ibraz edecek. Arkadaşlar onun kimliğini ve seçmen listesinde ismi olup olmadığını bulduktan sonra Cumhurbaşkanı ve milletvekili oy pusularını ve zarfları kendisine verecek ve mühürü verecek. Oy kabinine yönlendirecek. Oy kabininde burada oyunu kullandıktan sonra oyunu getirip sandığa attıktan sonra isminin karşılığını imzaladıktan sonra oy verme işlemi bitmiş olacak. Yani seçmen hı hı. açısından. Sandık kurullarının görevleri akşama kadar devam edecek. Burada seçmenlerin özellikle dikkat etmesi gereken husus şu. 1 metrelik bir oy pusulası var. Evet. 20 parti artı bağımsız adaylar var. Bazı illerde bağımsız 10-15 tane. Bizim şehrimizde de işte 20 parti artı 5 tane bağımsız evet. adayımız seçime katılacak. Burada özellikle partilerin altında amblemin altında herkesin bir şey var, sütunu var. O sütun içerisinde de daire şeklinde oy verilecek, oy mühürü basılacak alan var. Yani parti hı hı. logosu artı sütun. Bağımsız adaylarda o yok. Bağımsız adaylarda sadece isimler var. Yani oy pusulasındaki yerleri siyasi partilerden sonra alfabetik sıraya göre bir düzenleme yapılmış. Bunları aldıktan sonra ben seçmenlerin iradesinin sandığa tam anlamıyla yansıması ve kullanmış olduğu oyun sandıklar açıldığı vakit geçersiz sayılmaması için şuna özellikle dikkat etmelerini istiyorum. Oyunu kullandıkları vakit o mührü bastıkları alanın karşılıklı oy pusulasına gelmemesi evet. lazım. Yani örneğin şuradaki oyunu kullandığı vakit şu şekilde katladığı vakit o mühür yapışacak. Karşı tarafa yansıyabilir. Çünkü seçim kanununa göre oy pusulalarında ve zarflarında seçmenin oyunu belirtecek iz, işaret, emare olduğu vakit oy pusulası o geçersiz olur. Çünkü mühür bir de şunu söylüyor kanun. Sütunun dışına taşmaması lazım. Yani iki sütunun ortasına oy evet. vurulmaması lazım.
Buna dikkat ederlerse, hiç olmazsa iradelerini sağlıklı bir şekilde sandığa yansıtırlarsa, sandıktan da iradeli sağlıklı bir şekilde çıkar ve vermiş olduğu oylar geçersiz olmaz. Örneğin 2018 seçiminde 10.600 bandında geçersiz oy vardı. Evet, yani buna, evet çok ciddi bir rakam. Tabii yani buna dikkat ederlerse hiç olmazsa daha sağlıklı bir seçim sürecini yapmış olurlar. Ve yani 5 yıldır bekledikleri, sevdikleri bir insana oylarının bu şekilde hassasiyet gösterirlerse geçersiz oyların önüne geçmiş olurlar. Bu oy verildikten sonra sandık kurulları akşam 5'e kadar tüm seçmenleri yani saat 5'e kadar oy vermeye gelen insanların oylarını alacaklar. Örneğin diyelim 5 oldu, bir sandıkta yoğunluk oldu. Saat 5'te oy veremedi. Sandık kurulu başkanı yapması gereken o alana, diyelim bir sınıftaysa veya bir bölgedeyse, o gün saat 5'e kadar sandık bölgesinde bulunan insanların bir isim tespiti yapacak. Onların o alanda isimlerini aldıktan sonra belki 5'i 5 geçe, 5'i 10 geçe kadar da o insanları oy kullandırmak zorundadır. Oy kullandıktan sonra oylar seçmen tutanakları dediğimiz, tüm sandık kurulu başkanlarına verilen bir şey vardır, broşür vardır. O broşür doğrultusunda ve seçim kanununda öngörülen ve seçim takvimine ilişkin. Burada öncelikle seçmen sayısı ve oy kullanılan seçmen sayısı tespit edilecek. Diyelim örneğin bir sandıkta işte 400 tane oy kullanacaksa 400 tane kaç tane insan oy kullandı? Diyelim 350 tanesi kullandı. 50 tanesi gelmediyse veya da kullanmadıysa sandık kurulu heyeti sandıktaki zaafları sayacak. Zaafları saydıktan sonra buradaki kullanılan oyla sandıktaki oy geçerli birbirini tutuyorsa bir sıkıntı yok. Eğer tutmuyorsa, fazlalık varsa orada diyelim 2 tane oy fazlaysa orada liste zaafı açmadan 2 tane çıkartacak. İşte mutabık kalındıkta kullanılan oyla sandıktaki zarf eşit olduktan sonra sayma başlanacak. Sayma başlandığı vakitte burada gerek parti temsilcileri olacak, gerek müşahitler olacak. Ondan sonra sayım yaptıktan sonra birleştirme tutanağı, sandık kurulu tarafından birleştirme tutanağı. İşte kullanılan oy sayısı, siyasi partilere dağılma, bağımsız adaylara dağılma şeklinde bir birleştirme tutanağı yapacak. Birleştirme tutanağı yaptıktan sonra orada parti temsilcileri birer tane de onlara verecek. Aynı zamanda yasa şunu söylüyor, bir tane birleştirme tutanağı da seçim bölgesindeki alana asılır diyor. Ona asıldıktan sonra torba tüm sandık kurulu tarafından kapatılacak, mühürlenecek ve güvenlik güçleri vasıtasıyla sandık kurulu başkanı torbasıyla birlikte, birleştirme tutanağı birlikte onu götürüp adliyede temsil edecek. Adliyede il ve ilçe seçim kurullarında görevlendirilecek, sandıklara göre götürüp oradaki liste seçim sonuçlarını temsil ettikten sonra oylama bitmiş olacak. Yani yarın bu sürece dikkat edilmesi lazım. Aynı zamanda yarına ilişkin sorular çıktığında şuna dedik. Yüksek Seçim Kurulu'nun yasakları var. Evet. Bu yasakları çok fazla 10 tane yasak var. Bu 10 yasanın dışında özellikle halkı ilgilendiren birkaç husus da değinmek istiyorum. Yarın kahveler, kıraathaneler, kafeteryalar ve eğlence yerleri kapalı olacak. Hiç kimse güvenlik güçlerinin dışında silah taşımayacak. Saat 18'e kadar herhangi bir şekilde eğlenceli düğün veya toplantı yapılamayacak. Saat 18'den sonra düğünler yapılabilir. Yasaklar sabah 06 ile 18 arasında olacak. Buna özellikle vatandaşın dikkat etmesi gerekiyor. Bu doğrultuda hareket edersek daha sağlıklı, daha huzurlu, karnaval havasında bir seçim geçirebiliriz. İnşallah sizin de söylediğiniz gibi demokrasi bir şölen olur, güzel bir şekilde geçiririz. Ama burada tabii ki sizlerin de söylediği ilk kısma biraz daha değinip biraz daha açmak isterim. Burada özellikle vatandaşlar gittikleri zaman nasıl bir şekilde karşılanacaklar, aldıkları pusulada nelere dikkat etmeliler, bir çizik varsa, bir yırtık varsa ya da bir işaret varsa burada neler yapmalılar, katlayacakları zaman nasıl katlamaları lazım, çünkü bu mühür kısmı da önemli, siz değindiniz ama tekrar altını çizmek istiyoruz. Çünkü burada her seçmenimizin oyu kıymetli, her fikrin görüşü kıymetli. Burada tam olarak neler yapılmalı, ayrıyeten bir de normal seçmen kağıdında neler olacak? Tabii ki partiler, logolar olacak ama burada bir de bağımsızlar var. Bağımsızların üzerinde logo olmayacak, bir amblem olmayacak, bir fotoğraf olmayacak. Burası nasıl olacak? Şimdi seçmen gittiği vakit zaten sandık kurulu başkanına adliyeden temsil zimmetlenen oy pusulası, zarf ve diğer envanter var. Onlar aldığı vakit sandık kurulundaki insanlar
Birisi işte listede isimleri bulur. Birisi oy pusulalarını verir. Birisi de işte imza alır. Bunlar aldığı vakit seçmen gidip biraz önce söylediğimiz gibi kimliğiyle gitmesi lazım. Evet. Burada orada listede isim olduğu vakit kendisine oy pusulası verilecek. Oy pusulasının oyunu kullandığı vakit özellikle zaten onlar sıralı ve sayıyla gelmiştir. Onların üzerinde herhangi bir şekilde iz, işaret, yırtık falan olmaması lazım. Zaten olmadı. Bunu sandık kurulunun asli görevlerindendir. Burada seçmen oy verme yerine gittiği vakit işte 1 metre olan 20 parti artı 5 tane bağımsız adayı içeren, evet, bağımsız aday partilerin logoları ve alt sütunda altta daire şeklinde oy verecekleri var. Bağımsız adayların logosu falan yok. Sadece isim. Kime oy vermek istiyorsa o ismin altında daire şeklinde oy verecekleri bir yer var. Orayı taşırmamaya dikkat edecekler. Dediğim gibi yani şurada bir oy kullandığım vakit bunu bu şekilde katlamak yerine şu şekilde mühür bu şekilde zarfa bırakılırsa, evet, mühürün taşması, mürekkebin taşması engellenmiş olur ve oyunda bir sıkıntı olmaz. Buna dikkat etsinler. Evet. Burada üfleyin falan da diyorlar. Ya o konu, da bir saniye bekleyin. Onu beklemenin dışında kurumasını beklemek yerine şu şekilde, evet, olursa katlanırsa daha güzel olur yani. Bu şekilde oy versinler. Zaten Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili kağıtları da aynı zarfa girecek. Ona göre dikkat etsinler. Yani ikisine de o şekilde dikkat etsinler. Hem Cumhurbaşkanlığı hem de milletvekili seçimi için. Evet, burada bir de tabii ki bizlerin seçmen sayısı da geldi. 430.745 kişilik bir seçmenimiz var. Burada bir de 1631 tane sandığımız var. Burada bir de tabii ki seyyar sandıklar var, cezaevi sandıkları var. Bunlar nedir, nelerdir? Burada şimdi ben onlara girmeden önce kısa evet, bir özet geçmek istersem. Şimdi bizim bu seçim bizim açımızdan çok önemli. Ülke olarak da önemli. Evet. Cumhuriyetimizin 100. yılında yapılan bir seçim. Yani 100 yıl önce Cumhuriyetimize hediye eden ve onda emeği geçen tüm atalarımıza, büyüklerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Evet. Şimdi Türk siyasi hayatına baktığımız vakit çok partili siyasi hayata her ne kadar 1946'da geçtikse de demokratik seçimler ilk kez 1950 yılında yapıldı. 1946 yılında açık oy gizli tasnifti ama 50 seçimlerinden sonra gizli oy açık tasnif. Yani tam anlamıyla demokrasiye geçiş, çok partili siyasi hayata geçmiş 50 seçimlerle oldu. Burada baktığımız vakit asıl burada karşımıza çıkan seçim sistemleri. Yani ben Elazığ'ın oyu ve Türkiye genelinde oylara gelmeden önce seçim sistemleri çıkıyor. 1950'den 1966 yılına kadar çoğunluk sistemi hakimdi. Yani bir ilde hangi parti bir oy fazla almışsa o ildeki tüm vekilleri o parti alıyordu. Ben daha önce de birkaç defa örnek veriyorum. Örneğin 1957 seçimlerinde bir parti 34.600 oy almıştı. Bir parti 36.300 oy almıştı. 36.000 oy alan parti Elazığ'ın 6 vekilini çıkardı. 66'dan sonraki yapılan değerlendirmelerde çoğunluk sisteminin temel sıkıntısının meclise, vatandaşın iradesinin tamamen meclise yansımadığı görülünce bundan vazgeçildi. Nispi temsil sistemi geldi. Nispi temsil sisteminde de partilerin aldıkları oya göre milletvekili dağılımı, yani kısaca bu şekilde bir dağılım geldi. Bu dağılımın da yapabilmesi için Dehon sistemi dediğimiz, Belçikalı bir matematikçi Victor Dehont'un bulduğu 1898'den itibaren, evet, yayınlanan ve uygulanan, dünyanın birçok ülkesinde uygulanan bir sistem geldi. Bizim ülkemizde de 66 yılından itibaren Dehon sistemi. Bizim vatandaş bize gerek telefonla, gerek sosyal medya vasıtasıyla, gerekse bulunduğumuz ortamda ya Elazığ'daki milletvekili dağılımı nasıl olacak? Evet. Bu Dehon sistemi nedir? Veyahut da nasıl olacak? Şimdi Dehon sisteminin temelinde nispi temsil sisteminin getirilmesindeki amaç buradaki tüm partilerin emeğinin karşılığını, seçmenin iradesini meclise yansıtmak. Bunu yaparken de sistem aslında çok basit. Diyor ki bir seçim çevresinde kaç parti seçime girmiş. Onlar sandıktan çıkan oyları tespit edildikten sonra, evet, İl Seçim Kurulu şunu yapacak diyor. Örneğin diyor, buradaki alınan oyları kaç vekil varsa o vekile kadar bölünecek. Önce diyor her partinin aldığı oyu 1'e. Evet. Bizim Elazığ için konuşalım. Evet. 2'ye, 3'e, 4'e, 5'e. Bir de bağımsız aday. Oy almışsa onu da tespit edeceksin. Diyor bunu böldükten sonra en yüksek oydan aşağıya milletvekili dağıtarak geleceksin. Diyelim en yüksek oyu bir parti aldı, bir vekil ona.
Tamam. Ondan sonraki oya ikinci vekil, ondan sonra oya üçüncü vekil, ondan sonra oya dördüncü vekil, ondan sonra oya beşinci vekili. Yani en yüksek oydan aşağıya doğru dağıtım yapacaksın, beşi bulduğun vakit bırakacaksın diyor artık. Burada bağımsız diyelim, ikinci, üçüncü sırada oy aldı, birinci sırada oy aldı, ona yazacaksın. Ondan sonra partilerin oyu böldükten sonra da burada beş vekili tespit edeceksin. Buradaki dehon sistemi dediğimiz bu. Şimdi genelde bizde dediğim gibi 1966 seçimden itibaren uygulanıyor. Buradaki bizim 1983, 2839 sayılı seçim kanunu geldiği vakit orada seçme ve seçilme yaşı daha önce de işte 30'du milletvekili, sonra 25'e düştü. Evet. Bu şekilde gelmişti ve ülkemizde %10 baraj sistemi vardı. %10 baraj sisteminin getirileri artı seçme ve seçilme yaşındaki değişiklikler ve dahon sistemindeki özellikle ittifaklardaki sıkıntılar, işte daha önce çok fazla oy alıp bağımsız tek başına giren bir parti ittifakta kendinden daha düşük oy alan vekil çıkınca Türkiye genelinde yeniden bir seçim kanunu ve değişiklik yapma gereği duyuldu. Ve bu doğrultuda yapılan çalışmalar sonucu meclise bir yasa geldi. Mecliste 5 Nisan 2022 yılında yeni bir seçim yasasındaki değişiklik kabul edildi. Bu değişiklik doğrultusunda seçme ve seçilme yaşı 18'e düştü. Hı hı. %10'luk baraj 7'ye düştü. Aynı zamanda burada şehir barajı geldi. Ve partilerin ittifak içerisinde dahi girmiş olsalar bile barajı geçmedikler halde milletvekili çıkartılmayacağına geldi. Bu yasalaştı ve bu seçimde uygulanacak. Bu seçimin dediğim gibi Cumhuriyet'in 100. yılında yapmış olduğumuz bir seçim olduğu gibi %7 barajın 18 yaş uygulamasının ilk kez olan bir seçimdi. Evet. Bunun ilkleri var. Evet, burada özellikle de önemli bir kullanma için %7 barajı %10'dan %7'ye düşürmesi. Tabii, tabii. Belki ileride bu daha da düşecektir. Yani şu anda dünyanın birçok ülkesi, örneğin Avrupa'da birkaç ülkede %2, %3, bazı ülkelerde baraj sistemi yok. Şimdi bu uygulanacak seçim sistemi, nispi temsil sistemi uygulanıyor. Bizim ülkemizde bu yıl 60.970.000 Türkiye sınırları içerisinde oy kullanacak insan var. 3.680.000 bandında da yurt dışındaki vatandaşların kullanacak. 64.000'in üzerinde bu seçimde oy kullanılacak. Hatırlarsanız gümrük kapılarında, biraz önce sizin bahsettiğiniz sandıklarda bu oylar kullanılmaya başladı. Türkiye'de 90.000 evet. 670.000 sandık var. Bu sandıklarda özellikle gümrük kapılarında ve yurt dışında bunlar da kullanılmaya başladı. 3.809.000 bandında, geçen günkü Yüksek Seçim Kurulu'nun açıkladığı rakama göre 1.800.000 bandında oy kullanılmıştı. Yarın Türkiye'de 60 milyonun üzerinde seçmen evet. sandık başına gidecek. Bu sandık başına giderken de bu yıl özellikle seçme yaşı 18'e düştüğü için 4 milyon 350 bin genç kardeşimiz ilk kez oy kullanmaya gidecek. Bu baktığımız vakit işte dediğim gibi kimi tespit edecek? 600 tane vekil arkadaşımız bunlar temsil ve aynı zamanda 3 tane Cumhurbaşkanı adayı arasından Cumhurbaşkanlığı için oy kullanacaklar. Bu Türkiye genelindeki seçim ve seçmen sayısının yapısı. Evet. Elazığ 1631 sandığımız var. Evet. 1631 sandığımızda 430.647 oy kullanılacak. 430.647 oy 1600 sandıkta evet. kullanacak bizim. Onun tablosu da vardı, getirelim tabii. ekrana. Ben dediğim gibi ezberlediğim için. Artık, evet, artık öyle oldu. Yani bizim birinci merkezde 166.000, ikinci merkezde 157.000 artı burada Elazığ merkezde 325.000 bandında bir oyumuz var. İlçelerde de 105.000 bandında bir oyumuz var. Toplam 430.000 işte 1631 sandıkta kullanılacak. Evet. Bu kullanılan sandıklarda dediğim gibi oylar çıktı evet. bahsettiğiniz gibi bu burada, yani bahsettiğimiz bu en büyük oy potansiyeli Kovancılar, daha sonra Karakoçan, sonra Palu, sonra Baskin, ondan sonra bu şekilde Arıcak. Evet. Bu Kovancıların 27 bin. 27 bin, 22 bin bandında. Karakoçan 21 bin. Palu'nun 13 bin bandında. 13 bin, evet. Baskin'in 9600 bandında. Diğeri de 9000 bandında Arıcak. Arıcak 9500. Bu şekilde oy kullanılacak. Bu oylar dediğim gibi saat 5'ten sonra Elazığ 5 evet. tane vekilini tespit edecektir. Buradaki dediğim gibi yani sistemin içeriğine baktığımız vakit bu şekilde biz
28. dönem milletvekilliği seçimini yapıyoruz. Demek ki şu ana kadar biz 27 tane 27 defa gidip seçmeni milletvekillerimizi seçmişiz. Bu dönem 28. dönem seçimi yapılacak. Şimdi Cumhurbaşkanlığı yani biraz önce milletvekilliği seçiminde nispi temsil sistemi ve denhon sistemini anlattık. Cumhurbaşkanlığı sisteminde uygulanan sistem farklı. Cumhurbaşkanlığında salt çoğunluk sistemi dediğimiz bir sistem var. Salt çoğunluk sistemi alınan geçerli oyların %50+1 fazlasını almak lazım ilk turda. İki turlu bir seçim çünkü. Milletvekili tek dereceli nispi temsil sistemi dediğimiz, yani 2983 sayılı seçim kanunun ikinci maddesinde diyor ki milletvekili tek dereceli nispi temsil, gizli oy, demokratik kurallar içerisinde açık tasnife dayalı bir sistemdir. Cumhurbaşkanlığı seçimi de aynı ilkeler doğrultusunda yapılan ama salt çoğunluk sisteminin esas alındığı bir sistem. Nedir? Üç tane aday, Cumhurbaşkanı adayımız var. Bu üç adayın yarınki kullanılan geçerli oyların %50'sinden bir fazla almaları lazım. Bunu alan aday Cumhurbaşkanımız olacak. Daha önce ilk turda seçildiği için ikinci tura kalmadı. Yüksek Seçim Kurulu ve kanuna göre şunu söylüyor. İlk turda salt çoğunluk sağlanamadığı takdirde en fazla oyu alan iki tane Cumhurbaşkanı adayı bir sonraki pazar tekrar seçime gidecek. Orada da geçerli oyların bir oy fazla alan aday Cumhurbaşkanımız olacak. Yani Cumhurbaşkanlığı sistemi, salt çoğunluk sistemi artı iki turlu bir seçim sistemi getirmiş. Burada buna da vatandaşımıza bilgi bazında vermiş olalım. Çünkü biz daha önce parlamenter sistemin bulunduğu dönemde meclis tarafından Cumhurbaşkanımız seçiyordu. Bu yapılan değişiklikle, anayasa değişiklikle üç dönemdir Cumhurbaşkanımızı halk iradesiyle seçiyor ki benim de yıllardır savunduğum bir sistemdir yani. Burada özellikle baktığımız zaman vatandaşlar bu seçimi yaptıkları zaman sizin anlattınız milletvekilliğinde dağılımı. Ama burada örnek verelim, sayılar üzerinden gitmek istiyorum. A partisi, B partisi ve C partisi olarak gitmek istiyorum. A partisi 100 bin oy aldı. B partisi ya da kişisi 50 bin oy aldı. C partisi 25 bin oy aldı. Burada bağımsız adaya da bir oy ver. D diyorum. D kişisi de burada yine 75 bin oy aldı diyorum. Şimdi burada şunu söyleyeyim. A partisi 100 bin değil mi? Evet, A partisi 100 bin. B partisi 100 bin. 50 bin. B partisi 50 bin. C 75 dedik. C 75. D de 25. Bağımsız da evet. 80 bin dedi. Evet, 80 dedik. Şimdi burada kanun diyor ki, burada 5 tane vekil varsa alınan oyları önce 1'e. Evet. Bunların hepsini 1'e böldük mü? Evet. Böldük. 2'ye böldüğümüz vakit 100 binin karşılığı ne? 50 bin. Yani vekil çıkartanın oyu 2'ye bölünüyor. Tabii, partinin aldığı oy. Ha, tamam. Partinin aldığı oy 5'e kadar böleceksin. Tamam. Şimdi nedir? 50 binin 2'ye böldüğüm vakit? 25 bin. Şey, 100 bini 50 bine böldüğüm vakit 100 bini 2'ye böldüğüm vakit 50 bin. 100 bini 3'e böldüğüm vakit 33 bin diyelim. Evet. 50'yi 2'ye böldüğüm vakit 25 bin. Ondan sonra böldüğüm vakit 14-15. 75'i 2'ye böldüğüm vakit 37.500. Bağımsızın oyu bölünmüyor. Sabit kalacak. Kanun diyor ki en yüksek oydan başlayarak vekil ver. A partisi 100 bin. Bir tane oy vekili verdin. Tamam. Ondan sonra bakıyorsun ikinci sıradaki rakam ne? Bağımsızın oyu 80 bin. Evet. Bir vekil de bağımsıza verdin. İki vekil çıktı. İki vekil çıktı. Sonra bakıyorsun en büyük rakam ne? 75 bin. C partisinin. Evet. Ona da üçüncü vekili verdin. Sonra bakıyorsun dördüncü sıradaki, beşinci sıradaki rakam ne? 50 bin. Diyelim A partisinin de 100 bin, B partisinin de 50 bin olduğu için ikiye bölümü. Burada kim fazlamıştı? Diyelim örneğin A partisinin 102 bin olduğunu düşünelim. Evet. İkiye böldüğüm vakit 50.500. Evet. Burada beşinci vekili kime vereceksin? A partisine. Veyahut da diyelim B partisi 51 bin oy aldı vakit. Ona verdiğim vakit bu şekilde A partisi bir vekil, B partisi bir vekil, işte C partisi bir vekil, bağımsız bir vekil, beşinci vekili de A partisine vereceksin. Evet. Yani bir fazla alana gidecek bölündüğü zaman. Bir yukarıdan aşağı en yüksek oyadan başlayıp milletvekilini 5'e kadar dağıtacaksın. Yani rakam en yüksek kimse ona bir vekil vereceksin. Kapatacaksın, bakacaksın. Diyelim örneğin buradaki 5 tane parti aynı oyu çıkardı. 2'ye 3'e bölümü diyelim birbirine yakın oy aldıysa 5 vekili 1'e böleceksin. Veyahut da seçim çevresi 3 tanedir. 3 vekil çıkartıyordur. Oradaki siyasi partilerin hepsi birbirine yakın oy aldı.
O zaman 3 vekili partilere dağıtacaksın. Yani çok basit bir sistem. Evet. Buradaki bölüm sistemi dediğimiz, Dehont zaten dediğim gibi 1966'dan beri uygulanan, buradaki milletvekil iradesini, yani seçmen iradesinin meclise daha iyi yansıması için. Çünkü çoğunluk sisteminde bir parti diyelim 50 bin oy aldı, bir tanesi 49 bin oy aldı. 50 bin oy alan parti tüm vekilliği alırken 49 bin insanın iradesi meclise yansımayacak. Ha buradaki nispi temsil sisteminin bir eksiği de, yani dezavantajı da şu, özellikle koalisyonların önünü açan bir sistem. Yani bu bölüm olayı olduğu için bunun en büyük örneği de İtalya'dır. Onlarca parti vardır. 17-18 tane parti mecliste temsil edilir. Ama mecliste vatandaşın iradesinin sandığa yansıp sandıktan da meclise yansıması için en uygulanan ve dünyanın her tarafında uygulanan nispi temsil sistemi dediğimiz, nispi temsil sistemi içerisinde de milletvekili dağılımını da Dehont sistemine göre yapmış olduğumuz bir seçim sistemine sahibiz biz. Burada bir de tabii ki vatandaşlarda en çok sorulan sorulardan biri şu oluyor. Meclisi A partisi aldı diyelim, Cumhurbaşkanlığını B partisi aldı. Bu burada neler olur, siyasetin ilerleyen zamanlarında erken seçim olabilir mi? Burada neler yaşanabilir? Şimdi seçim kanununda erken seçim olması için veyahut da ara seçim olması için meclisteki çoğunlukta işte kaç 50 vekilin veyahut da %5'lik seçimin kaybedilmesi lazım. Bir de bunun yanında işte Cumhurbaşkanı'nın veyahut da meclisin seçim kararı alması lazım. Burada A partisi diyelim, A ittifakı Cumhurbaşkanı, B ittifakı meclis çoğunluğu aldığı vakit burada herhangi bir şekilde karar alınmadıktan sonra, meclis ve Cumhurbaşkanı'nın kararı almadıktan sonra herhangi bir şekilde erken seçim meçim olmaz. Yani burada çalışabildiği vakit şunu, kanun şunu demiyor. Yani yürütme ve yasamanın aynı ittifaktan olacak diye bir kayıt yok. Yani biz özellikle parti üzerinde seçim yasakları doğrusunda konuşmuyoruz. Evet. Şu var, yasamayla yürütme farklı mecralarda da olabilir. Aynı ittifakta da olabilir. Bunda bir sıkıntı yok. Çalışabildikten sonra herhangi bir meclisin veyahut da Cumhurbaşkanı'nın kararı almadıktan sonra bir sıkıntı olmaz. Burada peki artık programın da yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Burada özellikle artık vatandaşlar da yarın sandık başına gidecek. Burada az çok da anlatabildik. Tabii ki tek temennimiz saygı sevgi çerçevesi içerisinde olması. Burada artık nelere son olarak tekrar değinmek istersiniz? Neler söylemek istersiniz vatandaşlara ve milletvekili adaylarına? Şimdi yarın zaten tüm siyasi partiler ve seçime katılacak bağımsız adaylar işte gücü oranında partiler zaten hazırlıklarını yapmışlardı. 1631 sandıkta müşahitleri vardır. Burada nihayetinde insanlar kendi ve geleceğini, ülkesinin geleceğini 5 yıllık temsil noktasındaki insanları seçecektir. Buradaki öncelikle dikkat etmemiz gereken sağlıklı, sahatli, birbirimizi kırmadan dökmeden bir seçim yapmak. Bunun dışında sandık kurulları zaten görevli, emniyet güçleri görevli. Aynı zamanda İl ve ilçe seçim kurulları buradaki yaşanacak olumsuzlukları ve itirazları anında değerlendirip müdahale edeceklerdir. Seçmenler herhangi bir şekilde bir eksiklik falan gördüğü vakitte bireysel olarak da itiraz etme, sandık kuruluna itiraz etme hakkı vardır. Parti müşahitleri ve parti temsilcileri de itiraz edebilirler. Bu şekilde biz asıl olan, çünkü bizim şu anda Türkiye'deki şu ana kadar yapılan seçimlerde yaklaşık %84, %80, %78, %87, %90 bandında bir oy kullanılıyor. Yani %10'luk geçen seçimde %84 oranında bir oy kullandı. %16 tekabül eden seçmen sandık başına gitmedi. Yani 120 binlik bir seçmen sandık başına gitmemiş oluyor. 120 binlik değil de yani %84'e baktığımız vakit işte yaklaşık 30 geçen seçimde 30-32 bin 40 bin civarında 40 bir bin. Seçmen. Şimdi burada çünkü 2018 seçiminde 422 bin, 423 bin bandındaki seçmenin 352 bin geçerli oy oldu. Ha bunun yanında 10 bin, biraz önce bahsettiğimiz gibi 10 bin civarında geçersin. Evet. Şu anda 430.647 seçmenimiz var. Evet. Yaklaşık baktığımız vakit %80, %84 bandında, %85 bandında girdi vakit. Bu ne olur? İşte 360 bin bandında geçersiz oylar hariç bir oy kullanılacak. Burada biz oy kullanmada dikkat edersek, geçersiz oy vermesek, aynı zamanda sandık başına hepimiz bir sorumlu vatandaş olarak geleceğimizi, 5 yıllık temsil edeceğimiz insanları kimler olup olmadığına bizler karar vereceğiz. O sandık başına katılım ne kadar fazla olursa o kadar daha fazla
güçlü çıkılması lazım. Burada buna dikkat etmemiz lazım. Zaten aynı zamanda seçim yasaklarına dikkat etmemiz lazım yarın. Bunun dışında şuna dikkat etmemiz lazım. Ben bir vatandaş olarak kimse akıl ve tavsiyede bulunacak durumda değilim. Ama 1987 seçimlerinden sonra bu aktif olarak seçimde kalan, hatta şu anda çok teknoloji geliştiği için seçim sonuçları 2 saatte 3 saatte sonuçlanıyor. Ben 3,5 gün adliyede yattığımı bilirim. Yani işte birleştirme tutanakları gelir, elle geçilirdi, edilirdi, yapılırdı, itirazlar olurdu, bu olurdu. Şimdi benim tek istediğim şu. Ben Elazığ'da yaşayan, Elazığ'ı seven, burada işte eskaza siyasetin içerisinde olan bir insana, biz yarından sonra da dün de aynı havayı teneffüs ediyoruz. Aynı sokağı paylaşacağız. Kesinlikle. Aynı ortamı paylaşacağız. Aynı fırında ekmek alacağız. Aynı bakkaldan alışveriş yapacağız. Nihayetinde burada demokrasinin gereği olarak 430 bin seçmen kardeşimiz kendini temsil edecek 5 tane vekil ve bir cumhurbaşkanı seçecek. Demokraside bir kural vardır. Sandığın iradesine saygı esastır. Sandıkta kendini çok iyi ifade eden bağımsız aday olabilir. Siyasi partiler 5 tane vekil mi çıkacak? Şu anda 20 parti yürüyorsa 100 tane vekil artı 5 tane de bağımsız 105 tane aday arkadaş yarışıyor. 5 tane nasip kiminse onun olacak. Bizler bugüne kadar çok güzel bir seçim süreci yaşadık. Evet. Karnaval havasında oldu. Bayraklardır, afişlerdir, sosyal medyadaki hareketliliktir, şehrimizdeki hareketliliktir. Hepimizi sevindiren, hepimizi gururlandıran güzel, seviyeli bir seçim oldu. Yarın sandıkların sonunda da niyetinde aynı iradeyi göstermeliyiz. Çünkü biz pazartesi seçim geride kalmış olacak. Yine dostluğumuz, kardeşliğimiz, arkadaşımız, siyasi düşüncemiz herkesin kendinedir. Burada insanlar bu şekilde hareket ederse, birbirimizi kırmadan, dökmeden hareket edersek, sandık sonucunda çıkan için nasip olduğuna inanırsak ve buradaki siyasi partiler ve bağımsız adayların tek hedefi şehrine ve ülkesine hizmet etmek olduğu, biz seçmen olarak da bu insanların bu iradeleri doğrusuna destek verdiğimizi düşünerek hareket edersek çok daha iyi olacak. Çünkü şu anda siyasi parti adayları var. Ama seçim sonuçlandıktan sonra 5 tane arkadaşımız Elazığ milletvekili olacak. Evet. Ve Ankara'da Türkiye milletvekili Türkiye'yi temsil edecek. Onun için de biz asıl olan birbirimizi kırmadan, dökmeden, ötekileştirmeden bir kardeşlik havası içerisinde hareket etmeliyiz. Bu şekilde çıkan sonuca saygı duymalıyız. Ve bunun doğrultusunda da ben merkezi bir hayat yok. Hayatımda hiçbir zaman o. Pazartesinden sonra bu şehirde seçilmiş arkadaşlar ve 595 bin insan bu şehrin kalkınması için, bu ülkenin bir adım daha ileri gitmesi için, şehrimizin temel sorunlarını çözmek için ortak hareket etmemiz lazım. Omuz omuza mücadele etmemiz lazım. Kesinlikle. Çünkü benim partim, senin partim, benim takımım, senin takımım, benim mahallem, senin mahallen diye bir şey yok. Benim ülkem, benim şehrim. Evet. Bu doğrultuda hareket etmemiz lazım. Burada bir de ben en son şeyi sormak isterim. İtiraz etmek istersek örnek veriyorum sayıldı. Belki gözden kaçan bir şey oldu, yanlışlık oldu. Burada vatandaş olarak gittiğim sandığın başında bunu ben fark ettim. İtiraz etmek istiyorum. Burada ne hemen bir dilekçe alacaksınız. Bir dilekçeye. Sandık kurulu başkanlığına diyeceksiniz. Evet. Ben Elazığ şu okulunda, şu nolu sandıkta oy kullanırken buradaki gördüğüm bir usili eksiklik veyahut da yanlışlıktan dolayı itiraz ediyorum. Sandık kuruluna itirazınızı vereceksiniz. O sandık kuruluna itirazınızı verdikten sonra eğer oradaki eksiklikler, yanlışlıklar devam ediyorsa hemen ilçe seçim kuruluna gideceksiniz. İlçe seçim kuruluna Elazığ A okulunda B nolu sandığında böyle bir seçim kanununa veyahut da seçmen iradesinin sağlık kullanmasına engel işler var diye İlçe Seçim Kurulu'na bir itiraz ettiği bak. Zaten bunu siyasi parti temsilciler, bağımsız adayların sevenleri bu itirazları İlçe Seçim Kurulu'na verildiği vakit İlçe Seçim Kurulu, yani Elazığ'da İlçe Seçim Kurulu, köylerde sandık kurulları veyahut da işte telefonla veyahut telefon olmaz da verildiği vakit İlçe Seçim Kurulu görevlendireceği, kendi bünyesinde görevli olan kişiler var, o sandığa müdahale edecek. Evet. Oradaki o eksikliğin düzeltilmediği vakit veyahut da diyelim yanlışlık olduğu vakit o tutanak tutulduktan sonra, seçim sonlandırdıktan sonra da ona istinaden o sandığa dayalı olarak da ilçe seçim kuruluna o sandıkla ilgili veyahut da o sandık çevresiyle ilgili itirazınızı da yapabilirsiniz yani.
Anladım. Zaten normalde seçim sonrası siyasi partiler ve bağımsız adaylar salı gününe kadar itiraz etme hakları var ve o itirazların sonlandırılması var. Yani hem sandık kuruluna itiraz edilebilir, evet, hem de ilçe seçim kuruluna yazılı itirazlar olabilir. Evet, programımızın da sonuna geldik. Başkan, ben size özellikle teşekkür ederim ama son olarak tekrar neler söylemek isterseniz oyu kullanacak vatandaşa. Çünkü artık dediğiniz gibi 30-40 bin geçen seçimlerden geçersiz oy var, sandığa gitmeyen seçmen var. Bunlar çok önemli. İnsanlar demokrasi hakkını kullanmalı, ülkemizin gelişmesi için fikirlerini sunmaları. Her vatandaşın fikri bence önemlidir. Herkes kendi demokrasi hakkını kullanmalıdır. Herkes sandığa gitmelidir diye düşünüyorum. Sizler son olarak neler söyleyeceksiniz, düşünceleriniz nelerdir? Şimdi uzun bir süreç yaşandı. Bu seçimin diğer seçimlerden farklı olması, 9 Nisan'da Yüksek Seçim Kurulu listeler verdi kısa bir sürede. Evet. Depremin de etkisiyle kısa bir süre içerisinde partiler, bağımsız adaylar kendilerini ifade ettiler. Burada şu anda siyasi partiler ve bağımsız adaylar 6 aylık, 1 yıllık veyahut da 1 aylık süreç içerisinde kendini ifade ettiler. Şimdi vatandaşın tercihi ön plana çıktı. Burada kendini 5 yıl için temsil edecek bir meclis oluşturacak, bir cumhurbaşkanı seçecek. Evet. Burada demokrasinin temel noktası insanların kendi kendini yönetmesidir. Bu, biz yarın taraf olmadığımız veyahut da katkı vermediğimiz bir yerde eleştiri hakkımız baştan kaybetmiş oluruz. Evet. Asıl olan kendi ilkelerimiz, kendi siyasi düşüncelerimiz, kendi doğrultularımız, aklımızla, kalbimizle bir tane insan bize kim yakınsa ona yönelik bir oy kullanacağız. Dediğim gibi burada asıl olan ötekileştirmeden hepimizin, bakın Türkiye'deki 60 milyon, yurt dışındaki 4 milyon bandındaki insanın temel amacı ülkesini yönetecek insanları seçmek. Amacımız ne? Ülkemize hizmet. Amacımız ne? Şehrimize hizmet. Şehrimize hizmetse burada 5 tane vekil arkadaşımız çıkacak. Bizler seçmeniz. Bizler de bu yönetime katılarak oyumuzla katılacağız. Buradaki temel amaç birlik beraberlik içerisinde birbirimizi kırmadan, birbirimizi, evet, dökmeden bize yakışan bir şekilde şu ana kadar aylardır getirdiğimiz güzel bir seçimin ülkemize ve şehrimize daha güzellikler katacağı kanaatindeyim. Yarın yapılacak seçimin gerek şehrimize gerek ülkemize hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Bu süreç içerisinde özellikle yerelde gerek bağımsız adaylar, gerekse, evet, partilerin adayları çok güzel, çok seviyeli, hepimizin hoşuna giden çok renkli bir seçim yaşattılar bize. Katkısı olan tüm kardeşlerimize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Ayrıyeten de yarın tekrar söylüyorum, seçimin ülkemize ve milletimize hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Dediğim gibi biz geçmişte 27 seçim yaptık, yarın 28.sini yapacağız. Bundan sonra da devam edecek. 5 yılda, 4 yılda erken seçimlerle. Bu ilk de değil, son da değil. Dediğim gibi birbirimizi kutuplaştırmadan hareket edersek daha güzel yarınlara ulaşırız. Evet, ben sizlere teşekkür ederim. Teşekkür özellikle ederim. Ayrı bir teşekkür ederim. Çünkü Elazığ için önemli bir isimsiniz. Elazığ'da sevilen, sayılan ve her durumda depremdi, pandemiydi, farklı durumlarda hep burada bizleri bilgilendirdiniz. Ben bunlar için, bilginiz için, birikiminiz için, emekleriniz için ve bize aktardıklarınız için teşekkür ederim. Tek bir Elazığ var, tek bir ülkemiz var. Hepimiz, evet, üzerimize düşenin fazlasıyla yapmamız lazım. Çocuklarımıza bugünkü bu ortam, bakın Cumhuriyet'in 100. yıl. Biz bugün oy kullanabiliyorsak, 100 yıl önceki dedelerimizin, ninelerimizin bizim için yaptıklarımızdan. Biz de bugün yarına yönelik, çocuklarımıza yönelik, torunlarımıza yönelik güzel bir ortam bırakmanın yolu önce kardeşlik ve sevgiden geçer. Evet, teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Ağzınıza sağlık. Evet, bizler Elazığ'ın nabzı olarak programın sonuna geldik. Tüm ekip arkadaşlarım adına sizlere mutlu, huzurlu geceler diliyoruz. 14 Mayıs sonrası tekrar görüşünceye dek hoşça kalın.